Sayın dinleyiciler, Kerkük Oyrakları ile ilgili sunduğumuz dizi programımızın 7.'si olan bu programda Atıcı, Keşük Matar ve Delili Heseni usulleri üzerinde duracağız. Segah makamından ayrılan Atıcı usulüne Segah Hoyratı adı da verilmektedir. Kerkük'ün öz malı olup eski Hoyrat çağrıcılarından Atıcı Ümer'in ağzıdır ki bu yüzden Atıcı usulü olarak bilinmektedir. Henüz gençlerin ağzına geçmemiş olan bu usul pek orijinal bir hoyrat tarzıdır. Şimdi yayılmamış hoyrat örneklerinden olan Atıcı usulünü bu tarzın tek okuyucusu rahmetli Osman Tablabaş'tan dinleyelim. Osman Tablabaş yaklaşık olarak 1864 yılında Kerkük'ün Kale semtinde bulunan Meydan Mahallesi'nde doğmuştur. Uzun bir ömür sürdükten sonra yine kaledeki evinde 1965 yılının 19 Haziran'ında hayata gözlerini yummuştur. Öldüğü zaman 100 yaşını aşmış bulunuyordu. Yaşının bu kadar ilerlemesine rağmen vücut yapısı pek sağlamdı. Hoyrat çağırmaya henüz çocuk denecek bir çağda 10-12 yaşlarında Kerkük'ün eski hoyrat ustası Heme Pire'den aldığı derslerle başlamıştır. 7-8 yıl kadar süren bu ilk öğrenme döneminden sonra Mehmet Tospak'a, Hüseyin Cellev, Reşit Kalay'ı, Ömer Atıcı, Memeli ve Kaşıoğlu Fransız gibi Kerkük Hoyrat tarihinin ünlü çağrıcılarından yararlanarak sanat bilgisini bir hayli ilerletmiştir. Hoyrat usullerinin hemen hepsini kavramış olan Tablabaş, bu arada daha önce dinlemiş olduğumuz Atıcı Hoyrat'tan başka bugün kimsenin bilmediği Memeli, Ehmet Dayı, Mahav Kesügü ve Keşük Matar gibi usullerin de biricik ustasıydı. O bir yerde Kerkük Hoyrat usullerinin canlı bir arşivi sayılırdı. Devamlı olarak başına kalın keçeden yapılmış takke biçiminde bir börk giymesi ve kendine mahsus baş bağlaması yüzünden Tablabaş lakabıyla anılırdı. Daha önceleri hayatını bakkallıkla kazanan Osman Tablabaş, ömrünün son yıllarına doğru kendi eliyle yaptığı fare kapanlarını yerli deyişle sıçan faklarını satarak geçimini sağlardı. Şimdi Osman Tablabaş'tan Keşük Matar usulünü sunacağız. Keşükle Matarı usullerinin bazı özelliklerini içine almakla beraber melodik seyir bakımından Keşük Matar başlı başına bir hoyrat usulü sayılmaktadır. Evet, şimdi Keşük Matar usulünün biricik okuyucusu Osman Tablabaş'ı dinleyelim. Thank you.
bugünkü programımızda tanıtacağımız diğer bir hoyrat tarzı da Deli Hasani. Yerli deyişle Deli Heseni usulüdür. Dik Deli Heseni ve Pes Deli Heseni adları altında iki çeşit ağızla söylenen bu usul uzun bir ahla başlar ve ortada yeri dedde yeri yıkılsın baba evi gibi sözlerle devam eder. Deli Heseni usulünün eski ağzını okuyan yukarıda kendisinden bahsettiğimiz Osman Teplebaş'tı. Şimdi Teplebaş'ın ağzından Deli Heseni hoyratını dinleyelim. Güzel çağıran Kerkük'lü sanatçılar arasında Mustafa İlik, Enver Cuma Terzi ve Abdülvahit Güzecioğlu ile Sıdık Bende Gafur anılabilir. Şimdi Mustafa İlik'ten Deli Heseni hoyratına dair bir örnek dinliyoruz. Son zamanlarda Erbil çağrıcıları tarafından kısaltılarak belli bir ağızla okunmaktadır. Erbil Türklerine mensup hoyratçılar bu usule Breyoldaş sözleriyle başlayarak okumaktadırlar. Hatta bu yüzden Deli Heseni usulü birçok kimse tarafından Bile Yoldaş hoyratı adıyla anılmaya başlanmıştır. Bu ağız Erbilli sanatçı Mehmet Ahmet'in öncülüğüyle Kerkük'te de yayılmış olup bununla karşılıklı hoyrat atışması yapılır. Deli Heseni usulünün bu ağzını Erbilli sanatçılar arasında Mehmet Ahmet'ten başka Müşko lakabıyla tanınan Şevket'le Erbilli Heyder'i saymak mümkündür. Bu ağzı örnek olarak sunacağımız Deli Heseni usulünü eski çığıra bağlı kalan ve karşılıklı hoyrat söylemede çok yetenekli olan Erbilli Müşko okuyacak. Evet, şimdi Müşko'dan Deli Heseni hoyratları dinliyoruz. Oh, God.
zaman dildar oldum. Ah, yeğenim. Sen anlama, sen anlama.